Estetik ameliyatları hakkında detaylı bilgiyi bugün stüdyomuzda bulunan Dünya Plastik Cerrahlar Birliği Başkan Yardımcısı ve Avrupa Burun Estetiği Derneği Başkanı Profesör Doktor Nazım Çerkeş'ten alacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz hocam. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Hocam aslında o kadar çok soru var, sorulacak çok da cevap var. Siz de izleyicilerimizi de bekletmeden sorularıma geçmek istiyorum. Öncelikle estetik plastik cerrahı ne iş yapar? Buradan başlayalım dilerseniz. Estetik plastik cerrahi baştan başlayarak ayak tırnağımıza kadar vücuttaki doku anormalliklerini ve doku defeklerinin onarımını yapan bir bilim dalıdır. Ama bunun yanında estetik cerrahi adını verdiğimiz insanları daha güzel yapmak, daha genç görünmelerini sağlamak için de bir takım ameliyatları yapar. Estetik cerrahi aslında plastik cerrahi branşının bir parçasıdır ve bu estetik cerrahi en güzel plastik cerrahlar tarafından yapılır. Çünkü plastik cerrahi eğitimi almadan estetik cerrahiyi tam anlamıyla yapmak pek mümkün olamamaktadır. Peki hocam riskleri var mı bu ameliyatların? Sonuçta hani estetik anlamında çok da tabii ön plana çıkıyor. Tabii ki estetik ameliyatların hayati riskleri son derece azdır. Çünkü genellikle ameliyat yaptığımız kişiler genç grup hastalardır, sağlıklı hastalardır, herhangi bir hayati riski olmayan hastalardır. Dolayısıyla estetik ameliyatlardan dolayı kaybedilen hastaları artık hemen hemen hiç duymuyoruz. Eğer bu ancak olan durumlar da uygunsuz hastane koşullarında yapılan ameliyatlar sonucu oluyor. Belki 2 yılda bir, 3 yılda bir böyle bir şey duyuyoruz. Yani risk son derece az. Sokakta dolaşmaktan daha azdır risk olarak. Ancak estetik ameliyatlar bir hatalı yapıldıkları takdirde bir deformite olarak karşımıza çıkar. Asimetri şeklinde görünür. Hoş olmayan, doğal olmayan sonuçlar şeklinde karşımıza çıkar. Riskleri bunlardır. Evet, o yüzden doğru yeri tercih etmek aslında çok önemli değil mi? Tabii ki. Zaten biz de bunun eğitimini vermek için uğraşıyoruz. Ben Uluslararası Plastik Cerrahlar Birliği Başkan Yardımcısıyım. 4 yıl bu kurumun eğitim komitesi başkanlığını yaptım. Ve dünyanın 45 ülkesinde 4 yılda değişik toplantılar düzenledim. Hala da bu toplantılara konuşmacı olarak katılıyorum. Düzenlediğimiz toplantılara kurslar veriyorum. Ameliyatlar yaparak doğru estetik cerrahinin ne olduğunu öğretmeye çalışıyoruz. Hocam, amacımız daha iyi sonuçlar elde edilmesi. Geçtiğimiz günlerde de yine İstanbul'da ameliyatlar gerçekleştirdiniz ve dünyadan da çok sayıda cerrah sizi izleme şansını yakaladılar. Sizin kendiniz özgü bir stiliniz var. Özellikle burun ameliyatlarında. Biraz bize bahseder misiniz? Evet, ben daha çok yüz estetiğiyle ilgileniyorum ve daha da ağırlıklı olarak burun estetiğiyle. Çünkü burun estetiği estetik ameliyatlar içerisinde en incelikli, en hassas, en çok bilgiye, beceriye ve deneyime deneyim gerektiren operasyon. Ve çok zevkli bir ameliyat. Çünkü burun estetiğinde iyi yaparsanız çok güzel ve doğal sonuçlar elde edebiliyorsunuz. En zor olan ameliyat burun ameliyatı olduğu için ben bu ameliyatı yapmayı çok seviyorum. Ve bu ameliyatla ilgili geliştirdiğim bir takım teknikler var. Şu anda da zaten bilimsel mecrada, dünyada bu konudaki en bilinen, en önemli 2-3 isimden bir tanesiyim. Her yıl Amerikan plastik cerrahlarına da özel kurs veriyorum Amerika'ya giderek. Onlar da benim ameliyatlarımı değil, konuşmalarımı, konferanslarımı para ödeyerek izliyorlar. Yani dünyanın bütün ülkelerinde, hemen hemen çok önemli ülkelerinde ameliyatlar yaptım, tekniklerimi gösterdim. O kadar çok talep var ki benim tekniklerimi öğrenmeye, sürekli plastik cerrahlar İstanbul'a gelmek istiyorlar. Ben de bunların hepsini bir arada toplayayım dedim. Çünkü hepsini birden ameliyathaneme kabul etmem mümkün değil. Yüzlerce talep var. Onun üzerine bir kurs yaptık. 8 tane canlı ameliyat gösterisi yaptık. Canlı ameliyat demek şöyle. Ben ameliyatı yapıyorum. Nakden o toplantı salonuna aktarılıyor ve onlar sorular soruyorlar. Ben ne yaptığımı açıklıyorum. Birebir ameliyattaymış gibi izleme şansları oluyor. Dünyanın 17 ülkesinden plastik cerrahlar geldi.
Bunların içerisinde İngiliz Plastik Cerrahlar Birliği Başkanı da vardı. Mesela çok önemli isimler de gelip ameliyatlarımı izlemek için. Hocam ameliyat demişken bizim arkadaşlarımız da sizin ameliyatlarınızı görüntüleme şansı yakaladılar. Evet. Kısa bir VTR'miz var, onu izleyelim, sonra daha sonra tekrar tabii devam ki edelim. Bu yıl ikincisini düzenlediğim Nazım Çerkeş Açık Rinoplasti Kursu. Ben uluslararası alanda burun estetiğinde çok bilinen bir isim konumundayım. Ve yılda 20-25 uluslararası toplantıya konuşmacı da olarak davet ediliyorum. Ve o toplantılar esnasında aynı zamanda ameliyat gösterileri de yapıyorum. Yaptığım ameliyat gösterileri salonda yansıtılıyor ve katılımcılar ameliyat tekniklerimi izliyor. Her yıl birçok plastik cerrah Türkiye'ye gelip ameliyatlarımı izlemek için izlemek istiyor. Artık buna yetişememeye başladım ve yılda bir kere olmak üzere Nisan aylarında kendi özel kursumu düzenlemeye karar verdim. Bu yılda 60'ın üzerinde plastik cerrah geldi. Bunların yarısından çoğu yurt dışından, 17 değişik ülkeden plastik cerrah geldi. Bunların içinde Brezilya'dan olan da var, işte Özbekistan'dan olan da var, Rusya'dan var, Avrupa ülkelerin birçoğundan var, Portekiz, İspanya, isimlerini tam olarak hatırlamıyorum hangi ülkelerin, Yunanistan'dan var, Suudi Arabistan'dan var. Ameliyat tekniklerimi görmek için, izlemek için geldiler. Benim geliştirdiğim bir takım ameliyat teknikleri var, bunları öğretmek için bu toplantıyı düzenliyorum. Bilim paylaşmak demek, bilimde paylaşmak çok önemli ki biz insanlık olarak ileriye gidelim. Böyle bir istek olunca bu toplantıyı düzenledik. 4 gün sürecek bir toplantı. Bu toplantıda 8 tane ameliyat gerçekleştiriyorum. Bunların hepsi özellikle özel seçilmiş hastalar. Değişik burun problemleri olan, yani sıradan burun ameliyatı olacak hastalar değil. Kiminin burun ucunda bir problem var, kiminin orta kısım çok eğri, kiminde burun ucu kıkırdaklarının yerleşimleri bozuk ve kiminde burun sırtında problem var. İki tanesi daha önce ameliyat edilmiş ve burunları tamamen çökmüş ve yapısını kaybetmiş hastalar. O iki hastaya kaburga kıkırdağından alarak kaburga kıkırdağından yeni burun oluşturma, yeni burun iskeleti yapma ameliyatı yapacağım. Ayrıca benim geliştirdiğim bir teknik daha var. Kaburga kıkırdağı ile birlikte karın kası üzerindeki zarı alıyorum ve burun sırtını büyütülmesi için kullanıyorum. Bu teknik bütün dünyada yeni yayınlandı Amerikan Estetik Cerrahi Dergisi'nde birkaç ay önce ve bütün dünyada yaygın olarak kullanılmaya başlayacak. İnsanlar onu görmek için çok meraklılar. Şimdi onu da gösterme imkanım olacak. Ayrıca bazı bir takım teknikler var geliştirdiğim. Yine burun sırtının yumuşak olması ve çok natürel olması için burun sırtında zar altından çalışıyorum. Bütün burun sırtı kemik ve kıkırdaklarının zarını kaldırıp onların altından burnuna şekillendirme yapıyorum. Benim adıma geçen bir teknik. Artık dünyada çok yaygın kullanılıyor. Onu da görmek için geliyorlar. Birçok burunla ilgili her türlü detayı anlatacağım bu 4 gün içerisinde. Hocam peki en çok hangi problemle geliyor hastalar? Hastalar mı? Genelde hem estetik problemlerle hem nefes alamama problemleriyle. Burada ameliyat ettiğimiz hastaların çoğunda da nefes alamama problemi de var. Şimdi onları da düzeltiyoruz. Yani hem estetiği düzeltiyoruz hem fonksiyonu düzeltiyoruz. Zaten ikisini birlikte bir burun cerrahıysanız yapmak durumundasınız. Peki hangi yaş grubu genelde tercih ediyor? Değişiyor. 60 yaşına kadar ameliyat olanlar var. 60'ın üzerinde bir ameliyat ettiklerimiz var ama özellikle genç hasta grubu. 17'den itibaren genç kızlar burunlarını düzelttirmeye başlıyorlar. Bugün Maraş'tan gelen bir öğretmen hastamıza burnunu yaptık. Gerçekten çok iri bir buruna sahipti ve oldukça küçük bir buruna sahip olmak istiyordu. Normalde bu tür hastalara biz çok küçük buruna sahip olabileceklerini vaat etmiyoruz. Ancak hastanın derisinin ince olması nedeniyle oldukça küçük, istediği gibi bir burun kazandırmayı başarabildik. Oldukça iyi bir ameliyat oldu ve benim beklediğimden daha bile iyi bir sonuç elde edileceğini umuyorum.
3 haftadır Brezilya ve Almanya'dan gelen misafirlerimiz var. Bunlardan 5 tanesi Brezilyalı. Biri Almanya'da Bremen'de klinik şefi bir plastik cerrah meslektaşımız. Bu 3 hafta boyunca gelip ameliyatlarımı izlediler. Yaklaşık 30'a yakın ameliyatı izleme fırsatları oldu. Böylece benim uyguladığım teknikleri görme imkanları oldu. Burun estetiği öğrenilmesi en zor operasyonlardan biri. Bu nedenle de özellikle yurt dışından çok fazla sayıda plastik cerrah beni izlemek için gelmeyi arzu ediyor. Bu sayı o denli arttı ki artık bu yıl, geçen yıldan başlamak üzere Nisan ayında uluslararası bir toplantı düzenliyorum ve çok sayıda ameliyat yaparak uyguladığım teknikleri plastik cerrahlara gösteriyorum. Bu yılda Nisan ayının sonunda bir toplantı yapacağız. Şimdiden pek çok plastik cerrah toplantıya kayıt olmuş durumda. Orada da 8 tane ameliyat gerçekleştireceğim 3 gün içerisinde. Bazıları ikinci ameliyatlar, bozulmuş burunların düzeltilmesi için kaburga kıkırdağı ve karın zarının kullanılması tekniğini göstereceğim özellikle. Ayrıca burun ucu ve burun sırtı için benim geliştirmiş olduğum özel teknikleri bu toplantı esnasında canlı olarak izleyici plastik cerrahlara öğretme imkanım olacak. Hocam, ameliyatınızı izledik. Çok çeşitli aşamalardan geçerek bir ameliyat gerçekleştirdiniz. Bize biraz bu aşamalardan bahseder misiniz? Aslında bu operasyon hasta için kolay bir operasyon. Yani çünkü küçük bir alanda çalışılıyor burun ameliyatı ve aynı gün hastayı evine yolluyoruz. Hasta ağrı da duymuyor. Bir iki gün kadar süren biraz morluklar oluyor. Ameliyat sonrasında nefes de alabiliyor. Burun içerisine tampon da uygulamıyoruz. Ancak yapılan işlem son derece incelikli bir işlem. Belki izlemişseniz, evet, tam olarak görmüşsünüzdür. Burun üzerindeki küçücük zarları, böyle milimetrenin çeyreği olan, ondan daha ince olan o zarları kaldırıp burun kıkırdaklarına çok milimetrik şekillendirmeler yapıyoruz. Orada koyduğunuz her dikişin gerginliğinin bile çok büyük önemi var. Nereye dikiş koyacağınız, burnu ne derece kaldıracağınız, ne derece veyahut da düşüreceğiniz, ne kadar kemer alacağınız. Çok hassas bir operasyon. Hassas ve güzel yapıldığı zaman son derece doğal sonuçlar çıkıyor. Ayrıca bu ameliyatın bir özelliği de var, fonksiyonel. Yani burun ameliyatları aynı zamanda nefes fonksiyonunu da düzeltmeli. Eğer ameliyat kötü yapılırsa nefes fonksiyonlarında bozulma da olabilir. Bundan 20-25 yıl kadar önce yapılan bütün burun ameliyatlarında hastalar nefes almakta zorluk çekerdi. Çünkü burun kıkırdaklarının fonksiyonel önemini biz bilmiyorduk. Şimdi onlara çok saygılı davranıyoruz. Onları çıkartmıyoruz. Bir takım dikişlerle onları küçültme yapsak bile yeni yerlerine iade ediyoruz. Bunun için benim geliştirdiğim teknikler var. Bütün dünyada kullanılıyor. Çerkeş tekniği adında. Mesela burun sırtındaki zarları kaldırarak onun altına kıkırdaklara şekillendirme yapıyorum. Artık bunu bütün dünyadaki iyi plastik cerrahlar biliyorlar ve uyguluyorlar. Hocam, bir röportajınızda okumuştum. Dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra estetik anlamında ikinci sıradayız. Burun estetiğinde de birinci sıraya geldik şeklinde bir röportaj vermişsiniz. Neler söylemek istersiniz bu konuyu yani biraz açarsak? Aslında Türkiye'de çok iyi plastik cerrahlarımız var. Türkiye bilimsel arenada çok iyi bir konumda. Ben de bu konuma gelmesinde çok çaba sarf ettim gerçekten. Çünkü bu iyi plastik cerrahlarımızı Avrupa'da, Amerika'da tanıtmamız gerekti. Onlara yurt dışındaki konferanslarda konuşma fırsatı da tanıdım ben. Bulunduğum pozisyondan ötürü bilimsel mecrada önemli pozisyona sahip olduğum için, birçok toplantıda düzenlediğim için Türk plastik cerrahlarının kendilerini göstermesini uluslararası arenada, onu da sağlanmasında önemli katkım oldu. Türkiye ayrıca bilimsel dergilerde de önemli sayıda da bilim yayın çıkartıyor. Yani bir bilim üreten bir ülke. Gerçekten bana göre estetik cerrahi de Avrupa'nın en iyi ülkesi. Biz bana göre Almanya'dan, İngiltere'den çok daha ilerideyiz. Almanya'dan, İngiltere'den, Fransa'dan estetik cerrahi de daha ileri bir konumdayız. Tabii ki
iyi hekimlerimiz var, arada kötülerimiz vardır. Bu bütün dünyada böyledir. Ya Amerika'daki plastik cerrahların da hepsi iyi değil. Pek çoğu onların da vasatın altında. Aralarında tabii ki iyileri de var. Ama Türkiye çok iyi konumda. İyi bir genç jenerasyon geliyor. Çünkü hepsi iyi eğitimli, başarılı cerrahlar. Türkiye'de eğitim çok iyi düzeyde. Bunun semeresini biz görüyoruz. Hocam peki eğitim iyi dedik ama Türkiye'nin de bir anlamda siz dünyada tanıtımını da yapıyorsunuz. Hani eğitimler vererek. Eksikliğini görüyor musunuz mesela diğer ülkelerde? Bizim eğitimimiz daha iyi diğerlerine göre diyebilir misiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bütün dünyada plastik cerrahi eğitiminde bir takım sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Bunun sebebi de özel yani iyi hekimlerin bu konudaki çok önemli ustaların üniversite hastanelerinde kalmayıp özele gitmesi. Bu sadece ülkemiz için olan bir sorun değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin de ünlü merkezleri işte Emory Clinic gibi dünyaca bilinen merkezleri veyahut da yani San Francisco'daki, Kaliforniya'daki çok iyi merkezlerdeki önemli hocalar. Onlar da hepsi sadece özel çalışıyorlar. Şimdi artık insanlar, plastik cerrahlar yeni teknikleri öğrenmek için ya o kişileri birebir ziyaret ediyor ya da toplantılarda onları görerek onların tekniklerini öğrenmeye çalışıyorlar. Tabii ki bilim paylaşıldıkça güzel ve paylaşmamız lazım. Biz bir şey üretiyorsak, ben bir bilim üretiyorsam bunu yeni nesillere aktarmam lazım. Çünkü hiçbirimiz kalıcı değiliz. Bildiğim şeyi saklamamam lazım. Ben hiçbir zaman saklamadım bildiğimi. Sadece ülkemdeki plastik cerrahlarla değil, bütün dünyadaki plastik cerrahlarla bunları paylaşıyorum. Çünkü ayrıca Türkiye'deki birçok plastik cerrahta gelip beni izliyorlar. Herkese kapımız açık öğretmek için. Öğretmekten de büyük zevk alıyorum ben. Peki hocam, burun estetiğinde yeni trendler neler? Yani özellikle hangi şekle getirmeye çalışıyor şimdi size gelenler? Şimdi benim de yani bu konuda önemli katkım oldu. Eskiden çok oyuk burunlar vardı. Ben daha düz ve doğal burunlar yapıyorum. Öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu trendi de yerleştirmek için önemli çaba sarf ediyorum. Eskiden Amerikan tarzı ucu çok kalkık, sırtı çok oyulmuş burunlar vardı. Evet. Şimdi biz özellikle burun sırtının çok fazla oyulmaması, düz yapılması ve oradaki burun kıkırdaklarının korunması gerektiğini anlamış durumdayız. Ve ben bunu empoze etmeye çalışıyorum. Peki. Daha ağırlıklı olarak. Ayrıca tabii ben revizyon ameliyatları da çok yapıyorum. Yani daha önce bozulmuş, nefes alamayan burunların, yaptığım ameliyatların yarısı bu şekilde. Kaburga kıkırdağı kullanılarak, bir de yeni geliştirdiğim bir teknik var. Kaburga kıkırdağının yanında karın kası var onun hemen altında. Onun zarını alıyorum ve burun sırtında daha böylece pürüzsüz bir görüntü oluyor. Burnu büyütmemiz gerektiğinde. Onun içerisine gerekirse kıkırdak koyuyoruz. Bu geliştirdiğim bu teknik de yine çığır açacak tekniklerden bir tanesi. Amerikan Estetik Cerrahi Derneği'nin mecmuası olan PRS adlı en önemli estetik cerrahi mecmuasında da yayınlandı. Şimdi de bütün dünyaca popüler olan tekniklerimden bir tanesi. Ayrıca şimdi kitap yazıyorum. Benim video serilerim de var. Yaptığım ameliyatları Amerika'da üretiyorlar. Onları plastik cerrahlara satıyorlar. Bu şekilde birçok ameliyatımı yabancı plastik cerrahlar izleyip tekniklerimi görebiliyor. Hocam izleyip tekniklerimi görüyor dediniz ama teorik anlamda eğitim veriyorsunuz. Ama bunu uygulamalı şekle sokmak daha şimdi, doğru değil mi evet, sizce? Çünkü çok riskli bir şey. Estetik hani insan hayatında etkiler. Evet doğru ama şimdi bir kere kişi ne yapması gerektiğini bilecek öncelikle. Tabii ki burun estetiğinde çok hata yapılıyor. Gençken biz de daha hatalar yaptık. Eskiden tabii teknikler bu şekilde gelişmiş değildi şimdiye göre. Belki 20 yıl sonra teknikler daha da gelişmiş olacak mutlaka ki. Burun estetiği çok hata yapılan bir ameliyat. İlk yaptığınız 500 ameliyatta mutlaka bir sürü hata yapıyorsunuz. Onun için öyle derler. İlk yaptığınız 500 ameliyatı saymayacaksınız. Çünkü yıllar içerisinde öğreniliyor. Ayrıca
cerrahın bilgisine, el becerisine ve görüşüne çok bağlı. Yani çünkü her burun birbirinden farklı. Size yaptığım burnu bir başkasına yaparsan farklı bir sonuç ortaya çıkacak. Her yüz birbirinden farklı. Ona göre çok önemli ve çok güzel bir planlama gerektiriyor. Ayrıca iyi bir ince bir el becerisi, yani ince bir ameliyat yapacak şekilde iyi bir el becerisi gerekiyor. Ayrıca bilgi de gerekiyor. Yaptığınız her manevranın nasıl bir etki yapacağını iyi bilebilmeniz lazım. Onun için de önemli bir deneyim gerektiriyor. Yani burun estetiğinde öğrenmenin sonu yok. Hani ben işte dünyaca bilinen bir cerrah olmama rağmen, her yıl 20-25 toplantıya gidip eğitim vermeme rağmen ben de hastalarımdan bir şeyler öğreniyorum. Yaptığım sonuçları değerlendiriyorum. Kendinizi değerlendirmezseniz, kendinizi eleştirmezseniz, daha iyi yapmaya ulaşamazsanız olduğunuz yerde kalırsınız. Bu sürekli gelişen bir şey ve bunu severek yapmanız lazım. Sevmezseniz de iyi sonuç alamazsınız. Çünkü bir ameliyat 2,5-3 saat kadar süre alıyor ve büyütme altında çalışıyoruz. Oldukça yorucu ayakta. Mesela o toplantıda ben 3 tane ameliyat sabahtan girdim, akşama kadar 3 ameliyat yaptım. Sabah 8'de başladım, akşam 7'de çıktım. 11 saat ayaktaydım her gün. 3 ameliyatı peş peşe. Yani arada yarımşar saat ara verdim. Yani 10 saat en azından ayaktaydım. Çok dikkatli çalışmak gerekiyor. Konsantrasyonunuzu bozmamak gerekiyor. Yani en ufak bir yerinde dalga geçemezsiniz o ameliyatın. Evet. Öyle bir incelikli ameliyattır. Eğer bu yapılmazsa, deneyimli değilse bir vasat sonuçlar çıkar ya da doğal olmayan sonuçlar çıkar. Ama burunda mükemmel sonuç elde edilebilir. Yani o açıdan güzel bir ameliyattır burun ameliyatı. Mesela diyelim ki liposuction ameliyatı, karın germe. Eğer kişinin dokuları çok deforme ise onda siz cerrah olarak ne yaparsanız yapın çok iyi bir sonuç elde edemezsiniz evet. Görüntü olarak. Ama burunda iskeleti şekillendirdiğimiz için çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. İyi planlama ve iyi bir çalışma yapılırsa. Peki hocam hastaların psikolojisini de aslında merak ediyorum. Sonuçta hani bir ameliyata giriyorlar. Ne durumda oluyorlar? Nelerle karşılaşıyorsunuz? Evet, çok şeyle karşılaşıyoruz tabii. Hastanın psikolojisini anlayabilmek için öncelikle ben mutlaka öyle gelip siz şimdi şurada konuştuğumuz gibi hocam benim burnumu yapın tamam yapalım hadi gel hastaneye demiyoruz. Hı hı. Önce hastayı oturup ben yarım saat, 45 dakika, bir saat konuşuyorum. Resimlerini çekiyorum. O resimler üzerinden neler yapacağımı bilgisayar üzerinde göstermeye çalışıyorum. Ondan sonra hastanın ne beklediğini anlamaya çalışıyorum. Yaptığım ameliyatlardaki sonuçları değerlendirmesini istiyorum. Ne tip burunlardan hoşlanıyor? Ayrıca hastanın psikolojisi buna hazır mı? Çünkü burun ameliyatı psikolojik anlamda en incelikli ameliyatlardan bir tanesi. Yüzün tam ortasında ve insanlar yeni bir yüze, yeni bir ifadeye evet. Ürünüyorlar ve buna adapte olamayabilirler. Onu anlamaya çalışıyorum ve %20-30 civarında hastayı da geri çeviriyorum. Yani çünkü ameliyatı iyi ameliyat yapmış olsam bile o kişinin kafasındaki beklentiler farklı. Yani hiçbir zaman ondan mutlu olmayacak. Çıkan sonuçtan. Ben ne yaparsam yapayım. Eğer ona inanıyorsam, o öyle bir şüphe gelmişse, o hastaya uygun bir dille istediklerinin olamayacağını söyleyip, o zaman ameliyat ya ameliyat olmamasını ya da bir başka meslektaşıma gitmesini öneriyorum. Çünkü sonradan hiçbir hastamın mutsuz olmasını istemiyorum ki bizim kliniğe gelen hastalardan da mutsuz olan hemen hemen hiç olmaz. Çünkü mutsuz hastayı, çünkü ben vaktimi harcıyorum buna. Yakından hasta ilgileniyorsunuz geliyor. Hasta, şey, hasta parasını harcıyor, zamanını harcıyor. Sonuçta ameliyat sonrası iyi kötü işinden oluyor, bir süre oluyor, bir hafta 10 gün kadar. İşte bir miktar yüzü gözü şişiyor, o da bir eziyet çekiyor, ben de bir eziyet çekiyorum. Sonuçta iki tarafın da mutlu olması lazım bunun evet. Sonucunda. Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için. Rica ederim. Katıldığınız için. Zevkli bir sohbetti. Eklemek istediğiniz bir şey var mı son olarak isterseniz onları da ekleyelim bülteni kapatmadan. Şimdi burun estetiğinden bahsettik. Bütün estetik ameliyatlar için de aynı. Ben burun estetiği de yapıyorum. Yüz gençleştirme ameliyatları çok yapıyorum. İşte meme protezi de yapıyorum. Meme estetiği de yapıyorum. Vücut şekillendirme ameliyatları da yapıyorum. Hepsinde temel prensip doğallık.
ve bu doğallık için hastaların hekimleriyle oturup birebir detaylı olarak görüşmesi lazım. Evet. Ve hekimin de doğal sonuç alabilmek için gereken işlemleri yapması gerekiyor. Ve hekim uygun olmayan bir hasta, yani bir işlem için uygun olmayan bir hastaya da işlem yapmaması lazım. Bu iş basit bir işlem iş değil. Aslında bütün estetik ameliyatlar bugün çok günümüzde çok kolaylaştı. Çok hızlı iyileşme süreci var ama sonuçlar açısından hastayla hekimin güven ilişkisi son derece önemli. Onun için de hekimle birebir oturup konuşmak ve yapılacak şeyleri önceden detaylı olarak planlamak gerekiyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz bültenimize katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Zevkli bir sohbetti. Teşekkür ederiz hocam. Bugün dünyaca ünlü bir konuğumuz vardı. Dünya Estetik Plastik Cerrahlar Birliği Başkan Yardımcısı ve Avrupa Burun Estetiği Başkanı Profesör Doktor Nazım Çerkeş bizimleydi. Değerli bilgilerini Avrupa Haber'de bizlere aktardı. Bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.